Saatler 12.30'u gösterirken Sigorta Portalı programıyla beraberiz. Hepimizin bildiği gibi hayat sürprizlerle dolu beklenmedik durumlar, ani sağlık sorunları ya da doğal afet gibi riskler her an karşımıza çıkabiliyor. Bu tür olumsuzluklarla karşılaştığımızda maddi ve manevi açıdan hazırlıklı olmanın nedenle önemli olduğunu her birimiz biliyoruz. Evet Sigortalı Hayat programında sigortanın hayatımızdaki yerine ve önemine değinecek, farklı sigorta türleri hakkında bilgilendirecek ve doğru sigorta seçimi yapabilmek için gereken ipuçlarını sunmaya çalışacağız değerli izleyenler. Ayrıca sigorta sektöründeki güncel gelişmeleri, yeni ürünleri ve teknolojik yenilikleri de sizlerle paylaşacağız. Evet bugünkü konuğumuz Türkiye Sigortalar Birliği Başkan Yardımcısı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, Bu özel günümüzde bizim evet. yanımızdasınız. Öncelikle hislerinizi alalım. Ne hissediyorsunuz? Hayırlı olsun. Çok sevindim. <laughs> Az önce de Servet Bey'le biraz sohbet etme fırsatı buldum. Gerçek gerçekten bir izlenimi anlattım e, marka o kadar güçlü ki e, birçok arkadaşım e, yayına ara verdiğini fark etmemiş bile öyle bir şey. e, dolayısıyla Dokuz Evet e, uzun zamandır seyretmiyordum diye ben sabah kanalı açınca e, tepkiler oldu. Demek ki bu markanın gücünü gösteriyor. Tekrar hayırlı olsun. Ee, çeşitlendi ederim. ekonomi basımız Sevindirici. Sizlerin katkılarıyla daha da Evet kesinlikle <laughs> evet. öyle. Ee, i̇sterseniz ilk olarak sektör değerlendirmesiyle başlayalım. 6. Evet. Ee, aydayız. İlk 6 ay nasıl geçti? Şimdi e, en son e, finansal olarak 3. ay neticelerimiz. E, üretim e, rakamları olarak da Nisan sonu bilgiler elimizde konsolide olarak baktığımız zaman. Dolayısıyla 258 milyar liralık bir Nisan sonu itibariyle üretimi gerçekleştirmiş durumda Türk sigorta sektörü. Bunun 230 milyar civarındaki rakamı hayat dışı sigortalardan geliyor. 28 milyar civarındaki rakam da hayat sigortalarından geliyor. Yine geçtiğimiz ay içerisinde 1 trilyon barajını geçti bireysel emekli sistemindeki fonlarımız. Dolayısıyla aslında baktığımız zaman sigorta sektörü, e, reel anlamda büyümesini devam ettiriyor. Yani e, nominal olarak %90'larda büyüsek de reel olarak e, %11-12 civarında bir büyümeyi gerçekleştirmiş e, durumdayız. E, geçtiğimiz hafta sonu da hareketli geçti biliyorsunuz yine bu sigorta e, sektörümüz ve demeçler açısından. Hı hı. Dolayısıyla biz 2006, e, 2024 yılından umutluyuz. E, yine geçtiğimiz yıl son 10 yılın en yüksek penetrasyon rakamına ulaştık yani Türkiye Sigorta Birliği'nin son 5 yıllık işte strateji belgesindeki son yılımızdı bu yıl bu yıl yeniliyoruz belgeyi ve son 10 yılın en yüksek sigortalık oranına, penetrasyon oranına ulaştık Dolayısıyla umutluyuz biz. Evet, şimdi e, sigorta dediğimiz zaman aslında sigorta e, bir ülkenin gelişmişliği açısından da önemli göstergelerden evet, biridir, doğru. değil mi? Yani çünkü e, sigorta hem e, ekonomiye kaynak sağlar, hem de bir taraftan e, fon aktararak ekonominin gelişmesine de fayda sağlar. Şimdi son 20 yıla baktığımızda, siz aslında yakın e, kısa vadeden söz ettiniz. son 20 yılda da sektörün gerçekten önemli bir e, ilerleme kaydettiğini de görüyoruz. Ancak şu anki bulunduğumuz noktayı yani sigorta sektörünü Nasıl değerlendirirsiniz? Ne noktadasınız? Şimdi tabii hak ettiğimiz yerde olmadığımızı söylemek hı hı. zorundayım. Bunu da bir takım rakamlarla örneklendireyim size. Evet biz son işte 20 yılda 2 milyar dolarlardan 20 milyar dolarlara gelen bir sektörden bahsediyoruz ama e, Türk ekonomisinin işte bu ara yeri değişmekle birlikte işte 16 ile 20. E, ekonomi olduğunu düşünürsek biz e, maalesef e, sigorta sektörü olarak dünyada 37. E, sıradayız. Dolayısıyla bu en azından ülkemizin bulunduğu yer itibariyle bize uygun bir yer değil. Dolayısıyla en azından ülkemizin olduğu yerde yani ilk 20 içerisinde olmamız gerekiyor. Ve bunun içerisinde bir çaba içerisindeyiz. Sanıyorum bu gayri safi milli hasıladaki büyüme biliyorsun sigortacılığın şöyle bir özelliği var. Hani gayri safi milli hasıla büyürse sigortacılık daha çok büyüyor. Küçülürse daha hızlı küçülüyor. Doğru. Ee, burada e, aslında yanlış bir e, korelasyon böyle olmaması lazım. Evet. Çünkü işler kötüye giderken sigortanın daha değerli olması lazım. E, onu da en son basın toplantısında birliğimizin şöyle bir e, mottoyla taşlandırdık. Yani sigorta priminden tasarruf olmaz. Sigorta primiyle tasarruf olur. Çünkü biliyorsunuz siz de bahsettiniz. Hani cari açığı ortadan kaldırabilecek ya da cari açığıyla mücadele edebilecek nitelikli fonlar sigorta fonlarıyla uzun soluklu fonlarla, bireysel emeklilik fonlarıyla yani tasarrufları artırarak e, bu sigorta fonlarını artırmakla olabilir. Dolayısıyla biz inanıyoruz önümüzdeki dönemde ülkemizin biraz daha gayri safi milasılasının e, büyümeye başlamasıyla sigortacılık daha da e, inmelenecek ve e, daha büyük fonlara ulaşacağız biz. Evet, zaten e, malumunuz yüksek maliyetler, yüksek enflasyonla birlikte sigorta evet. sektörü de bu enflasyondan da nasibini aldı. Yani primler de evet. uçtu gitti değil evet. mi? Şimdi siz e, dünyada 37. sıra. Tabii sırat... orada Hı. şunu söylemem Hı. lazım. Primler uçtu gitti deyince hani biz e, yüksek primlerle poliçe satan bir sektör durumuna gelmeyelim. Şimdi primler aslında fiyatlara çok fazla artmadı. Yani bu reesturant e, taki gelişmeler sebebiyle yangın fiyatlarındaki artışı bir kenara koyarsak hı hı. aslında insanların varlıkları arttı. Yani işletmelerin ve insanların varlık değerleri arttı. Biliyorsunuz hem enflasyon etkisiyle hem döviz kurunun etkisiyle e, dolayısıyla varlıklar arttığı için bir de tabii yatırımlar arttıkça da varlıklar artıyor. Dolayısıyla e, bizim çarpan fiyatımız değişmese de primler büyüyor. Çünkü bizim varlık değerlerimiz büyüyor. Dolayısıyla bunu belirtmekte fayda bunu var. Burada parantez açmış evet. olduk. Tamam. Peki dünyada 37. sırada olduğunu evet. söylediniz ancak bu potansiyelin çok çok altında dediniz. Bunun önündeki engeller ne? Şimdi ee... Bir takım tabii hem mevzuatsal engeller vardı. Bunlar yavaş yavaş aşılıyor. İşte geçtiğimiz Cuma günü belki gireriz. Bina tamamlama sigortası genel şartlarımız yayınlandı. Onunla ilgili bir takım düzenlemeler Sigorta Emekli Düzenleme Denetleme Kurumuz ve Türkiye Sigorta Birliğimizin de büyük çabalarıyla gerçekten hızla bir takım düzenlemeler gerçekleştiriliyor. Bunun dışında tabii gelirin artması önemli bu konuda. Aslında Türk sigorta şirketleri tüm finans alanında olduğu gibi bankalarda da olduğu gibi aslında çok ürünlere sahipler ve çok iyi teknolojik altyapılara sahipler. Dolayısıyla bizim aslında ürün çeşitliliği açısından e, ve ürünlere erişim açısından çok fazla bir problemimiz yok. Ama e, zorunlu sigortaların dışındaki sigorta ürünlerimizde sigortalık oranı çok yüksek değil. En azından beklediğimiz oranlarda değil. Ama dünya ile karşılaştırdığımız zaman da Hani çok gelişmiş ülkelerin dışındaki ülkelere göre iyi durumdayız ama bizim tabii artık gelişen bir ülke olarak bu oranları daha da yükseltmemiz gerekiyor. Evet şimdi birazdan aslında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de Cuma günü yaptığı evet. açıklamaya değinmek istiyorum. Zorunlu afet sigortasının kısa sürede devreye gireceğini belirtti. Evet. Ama ondan önce şöyle bir baktığımda Türkiye Sigortalar Birliği'nin amacını ve sektöre yönelik katkısını size evet. sormak istedim. Şimdi Türkiye Sigorta Birliği aslında çok eski bir kuruluş ee, ve e, Türk sigorta sektörünün öncü sivil toplum örgütü referans bir kuruluş. Ee, biz e... Çok kısa süre içerisinde 18 Nisan'da genel kurulumuzu yeni yaptık ve Sayın Uğur Gülen'in başkanlığında yeni bir yönetim kurulu oluştu. İşte ikili bir yapı var. Hem hayat dışı sigortalarla ilgili bir yönetim komitesi var, hem de hayat emeklilik sigortaları ile ilgili bir yönetim komitesi var. Onların işte başkanları ve başkan yardımcıları da yönetim kurulunu oluşturuyor Uğur Bey ile birlikte. Şimdi biz bu dönemde açıkçası 5 ana başlık belirledik. Bunların en başında tabii deprem ülkemizin Doğru. deprem konusu var ki hani gerçek bir beka sorunu olabilecek bir konu bu hı hı. deprem konusu ve hakikaten şimdi bu bina tamamlama genel şartlarının yayınlanmasıyla da birlikte bu kentsel dönüşüm konusunu öne alıp bu deprem işini hep birlikte çözmemiz lazım. Depremin dışında eğitimi biz e, ana konu olarak gündemimize aldık. E, sigortalık oranının artırılması e, ana konumuzun içerisinde ve sürdürülebilirlik tabii ki e, bu hı hı. konudaki en önemli konulardan bir tanesi. Bir de tabii e, uzunca süredir işte konuşulan ve sigortacıların çok fazla vaktini alan bu trafik sigortası var. Orada da açıkçası biz onu biraz gündemin arka planına iterek bu dört ana başlığın içerisine. Almıyoruz ama tabii görmemezlikten de gelemiyoruz orada bir takım düzenlemeler olacak ve önümüzdeki dönemde Türkiye Sigorta Birliği açıkçası biraz daha kendi gündemini takip eden yani sadece sigorta şirketleriyle düzenleyici otorite arasında evrak takibi yapan tırnak içinde söylüyorum bir kurum olmaktan çıkartıp aslında bu ülke için yani dünya için. Biliyorsunuz az önce Servet Bey ile konuşurken de konuştuk. Yani sigortacılık sürekli gündemde, riskler değişiyor, iklim değişikliği, iklim söz değişiyor, her şey değişiyor. Sigorta bir şekilde olmaya devam ediyor. İşte otonom araçlar çıkıyor, belki kasko sigortası olmayacak ama ürün sorumluluk sigortası olarak hayatına devam edecek. Doğru. Dolayısıyla sigortacılık her zaman var olacak ve biz de bu varoluşta öncü e, vizyoner rolümüzü ortaya koymaya çalışacağız. Evet, şimdi iklim değişikliğinden biraz çünkü siz dediniz ki deprem, eğitim, sürdürülebilirlik bir maddeniz daha vardı sanırım. Ee, Üç sigortalık oranının artırılması. Sigortalık oranının artırılması. Şimdi deprem tabii iklim değişikliğiyle ile alakalı değil. Evet. Şimdi i̇klim değişikliği daha aslında öngörülebilir ve ne olacağını bildiğimiz bir mesele ve iklim değişikliği tüm dünyanın gündeminde. Şimdi sigorta sektörü de doğal afet sayısındaki artıştan nasibini alıyor diye evet, düşünüyorum. Evet. Oradaki artış nasıl, e, talep nasıl yani e, hasar talepleri o, orada e, bir artış var mı? Biraz ondan bahsedelim. Şimdi, e, farkındaysanız e, artık neredeyse işte, en son Dubai ve Almanyayı da dikkate aldığımızda mesela Avrupa'da deprem riski yok dolayısıyla onlara uzak bir riskti ama şimdi bakın seller Almanya'yı da perişan ediyor. İşte e, bir çöl ülkesi olduğunu düşündüğümüz yerlerde sel baskınları söz konusu oluyor. Dolayısıyla doğal afetlerin hem Türkiye'de çeşitleri, de aynı evet, şekilde özellikle can ülkeniz kaybı çok fazla oluyor. Ee, gerçekleşmeyen doğal afet yok eskiden yani bizim çocukluğumuzda hortum falan olmazdı onu hani Amerika'da seyrederdik kasırga hortum vesaire artık biliyorsunuz Türkiye'de de hatta tsunami bile gerçekleşti bu İzmir depremi sırasında ee, dolayısıyla yani ülkemizde hani birçok doğal afetle karşı karşıyayız. Dolayısıyla hem bu afetlerin sayısı artıyor, hem sıklığı artıyor, hem de şiddeti artıyor. giderek daha çok zarar veren hale geliyor. Dolayısıyla tüm bu süreçlerde bizim sigorta enstrümanından da faydalanmamız gerekiyor. Bakın depremle ilgili ee, size bir örnek vereceğim. Yani rakamlar bu rakamları ben çok sık kullanıyorum ama çok vurucu. Hı. Bu 11 ili vuran depremlerde 103 milyar dolar 103 milyar dolarlık bir ekonomik hasarla ülkemiz karşı karşıya kaldı. Bunun sadece 5 milyar dolarlık kısmı sigortalı hasardı. Halbuki aynı dönemde dünyada 380 milyar dolarlık ekonomik hasar gerçekleşti ki Türkiye'de bunun içerisinde. Bunun 118 milyar doları yani %30'u e, sigortalı hasar. Türkiye'yi çıkarttığımız zaman bu rakamlardan %40'a çıkıyor dünyadaki sigortalı hasar oranı. Dolayısıyla ülkemiz sigorta enstrümanından yeterince faydalanmıyor. Halbuki biliyorsunuz hem geçtiğimiz hem yıl hem bu yıl Bütçeden 1.8 trilyon lira işte bu 11 sarsan deprem için kaynak ayrılmak zorunda kaldı. Hani aslında biz sigorta primlerinden kaçınmıyoruz. Vergilerle yeniden bu zararı üstlenmek zorundayız vatandaşlar olarak. Bunu sigorta olarak üstlendiğimiz takdirde hem rejeströrlerin yani yabancıların aslında bu zarara ortak olmalarını sağlamış oluyoruz. Hem de bütçelenebilir bir öngörülebilir bir durum ortaya çıkıyor. Evet, şimdi siz bahsettiğiniz bu iklim değişikliğini getirdiği afetlerin aslında o yıkıcı sonuçlarıyla zamanında önlem almak evet, gerekiyor, evet, değil mi? Bir de evet. aynı zamanda sigortalıların varlıklarını koruma bilincini de arttırmak lazım. Öyle. O tarafta bir artış var mısınız? Ya evet. da siz birlik olarak adım atıyor musunuz bu meseleyle ilgili? Evet, biraz sigortacılıkta biz şuraya doğru yönelmeye başladık. Hem Türkiye Sigorta Birliği tarafında hem sigorta şirketlerimiz tarafında biliyorsunuz sigorta şirketleri işte zarardan sonra bunları tazmin ediyordu. Ama evet. e, önleyici sigortacılık fonksiyonunu biraz daha öne çıkardık. Yani evet zaten bizim işimiz zarardan sonra sigortalı zararları tazmin etmek işin en kolay tarafı ve bizim işimiz. Evet. Ama biz şimdi daha çok e, önleyici sigortacılık fonksiyonuyla bu zararlar ortaya çıkmadan, bu zararların ortaya çıkmasını nasıl engelleyebiliriz? Elbette ki bir depremin olmasını biz engelleyemeyebiliriz. Ama e, risk bilincini artırarak, önleyici faktörleri artırarak ortaya çıkan zararların en azından e, vereceği zararları azaltabiliriz. Dolayısıyla e, bizim ülkemizin varlıkları bunlar. Yani sadece bireylerin ya da kurumların varlıkları değil, hepimizin varlıkları. Bu varlıkları koruyabilmemiz lazım. E, bu manada önleyici sigortalık faaliyeti e, devreye giriyor. E, onun dışında tabii az önce de konuştuğumuz sigortacılığın bir de fon yönetimi fon oluşturma tarafı var. Dolayısıyla biz e, önleyici sigortacılık zararı tazmin etme ve fon oluşturma şeklinde e, açıkçası bakış açımızı yeniledik ve günün e, çağı uygun bir hale getirdik. Evet şimdi biraz da yapay zeka diyelim. Çünkü küresel yapay zeka sektörü her geçen gün e, büyüyor evet. ve tüm sektörler tarafından da aslında yakından takip ediliyor. Nisan ayında da sizin bir e, zirveniz vardı. Evet. Şimdi o zirveden ziyade bu yapay zeka e, sigorta sektörü için ne gibi avantajlar sunuyor? Evet. Şimdi az önce yayına girmeden önce yine e, CNBC'de Amerika'da sigortacıların artık e, Sürücüler için skor kullanacaklarını dinledim içeride. Dolayısıyla bu şunu gösterdi bize. Aslında Türk sigorta sektörü çok ileride. Mesela bakın bizde tramer diye başlayan sonra sigorta bilgi merkezi olarak devam eden uygulamalar yıllardır. Biz aslında iyi sürücüyle kötü sürücüyü ayırmak için bu sistemlerden faydalanıyoruz. Hatta yine sigorta bilgi merkezimizin bu konuda başka çalışmaları da var. Dolayısıyla biz zaten geleceği öngören bir meslek olduğumuz için hani sigortacılığın yaptığı şey biliyorsunuz gelecekteki riskleri öngörmek, o öngördüğü riskleri fiyatlamak ve satmak. Aslında biz mesela bir trafik sigortasını konuştuğumuzda 3 e, sene önce sattığımız poliçede 10 sene sonra biz e, neticeleri göreceğiz. Yani kar edip etmediğimizi, zarar edip etmediğimizi aslında tam olarak 10 sene sonra e, anlayabiliriz. E, Ahmet Bey kesiyorum sizi ama evet. o CNBC'de gördüğünüz haberin daha doğrusu gelişmenin haberi var. Evet. Haberini derlemiştik. Bunu tamam. ekranlara tamam. getirelim sonra sohbetimize tamam. devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Akıllı telefonunuzdaki uygulamalar önümüzdeki yıl daha yüksek bir otomobil sigortası ödemenize neden olabilir. Artık her cebe giren akıllı cihazlardaki uygulamalar pek çok veri toplayabiliyor. Bu veriler şimdi nasıl otomobil kullandığınızı da sapsıyor. New York Times'ın haberine göre uygulama Amerika'da başladı. ABD'li sigorta şirketleri uygulamaları kullanarak sürücülere not veriyor. Sürücülerin ne sıklıkta ani fren yaptıkları ve hız yapıp yapmadıkları tespit edilebiliyor. Uygulamalar sayesinde telefon kullanan sürücüler de tespit edilip raporlanıyor. Bu veriler Life360, MyReader ve GetBody isimli 3 uygulama sayesinde toplanıyor. ABD merkezi bir analiz şirketi olan Eriti, toplanan verileri analiz ediyor, puan veriyor ve sigorta şirketlerine satıyor. Otomobil sigortası şirketleri bir kişinin bireysel sürüş puanını bile talep edebiliyor. Sigorta şirketleri de bu puanlara bakarak özel poliçeler sunuyor. Daha hızlı otomobil kullanan, ani fren yapan veya direksiyon başında telefonla konuşan sürücülerin risk puanı ve haliyle ödeyeceği ücret artıyor. Kurallara uyan sürücülerse poliçe için daha düşük ücret ödüyor. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde e, hayata geçirilen bir şey, sigorta şirketleri sürücü puanı uygulamasını hayata geçirdi. Akıllı telefonla takip ediliyor e, sürücüler ve evet. e, aslında risk primi, yani risk puanı ona göre belirleniyor, değil mi? Böyle bir şey Türkiye'de olur mu Ahmet? Türkiye'de var zaten. Yani Türkiye'de aslında demin onu anlatmak istemiştim. E, hem Tramer diye başlayan hem ondan sonra sigorta bilgi merkezi olarak devam ettiğimiz uygulamalarda aslında biz zaten iyi sürücüyle kötü sürücüyü ayırabiliyoruz. E, özellikle tra Trafik sigortalarında serbest tarifeyi bu kadar gündemde tutmamızın sebeplerinden bir tanesi de o. Ee, iyi sürücüyle kötü sürücünün e, primlenmesi. Fakat burada zaman zaman işte bu e, özellikle e, şoför esnafının e, bağlı olduğu e, sivil toplum kuruluşlarının baskılarıyla anlaşılıyor. E, Mesela yılda 13 kere kaza yapan ve bunu 13 yıldır hani sürdüren e, sigortalılar var. Dolayısıyla e, siz onlara e, belki de sigortalarının yapılmayarak sistemden e, bertaraf edilmesi lazım ya da iyi sürüş eğitimleri alarak e, bu sürüş tekniklerini geliştirmeleri lazım. Şimdi tabii sistem sizi belli bir yerde durduruyor ve e, aslında iyi sürücülerin bu kötü sürücülerin e, risklerinin de primlerine ortak olmasını gerektiriyor. Biz biraz e, bu konuda açıkçası e, farklı düşünüyoruz. Sanıyorum Amerika'da da bu uygulamayı getiriyorlar. Onlar tabii e, sigorta bilgi merkezi dünyada örneği olmayan, unik bir yapı ve uh -huh. hakikaten bize özel çok önemli bir yapı. Dolayısıyla e, bu bilgiye bizim gibi erişme şansları olmadıkları için bir takım varsayımlarla, işte bu tür puanlarla buraya erişmek istiyorlar. E, sigorta bilgi merkezimizin de bu manada bir çalışması var ama zaten e, hali hazırda biz iyi sürücüyle kötü sürücüyü Altyapıya sahibiz. Burada bir takım mevzusal düzenlemelerle biraz daha iyileştirmesi lazım konunun. Peki, Ahmet Bey, şimdi aslında merak edilen mesele evet. Mehmet Şimşek'in açıklaması. Evet. Şimşek açıklamasında zorunlu afet sigortasını kısa sürede devreye gireceğini söyledi. Şimdi bir tarafta baktığımızda evet afetler artıyor. işte kamunun kaynakları yetmeyebilir. Ancak burada belki de en çok tepki alan mesele bunun hesabı yani risk hesabı yapılmadan. Mı acaba bu hesaplama yapılıyor diye bir şey bir evet. soru işareti doğdu. Mesela benim evim kaçak değil, ruhsatlı. Dere yatağında değil. Işte çok tehlikeli e, denize yakın bir yerde bulunmuyor. Ama aftan yararlanıp e, ev sahibi olan kişinin primiyle benim primim aynı mı olacak diye de soruyor aslında insanlar. Ne dersiniz? Evet. Sana? Şimdi aslında e, bu konuyu konuşmak için önce şunu bilmek lazım. Biliyorsunuz Gölcük depreminden sonra Marmara depreminden sonra bu e, dask konusu gündemimize gelmişti ve e, yapılan yasal düzenlemelerle işte 2000 yılından bu yana da hayatımızda ve orada öncelikle deprem sigortası zorunlu olarak uygulanmaya başladı. Her ne kadar kurumun adı Doğal Afet Sigortaları Kurumu olsa da bugüne kadar deprem sigortasını Doğru. ve binalar için teminat altına aldılar. Şimdi tabii mesela Karadeniz bölgesi başta olmak üzere zaman zaman bir takım şikayetler geliyor. Niye? İşte orada sel riski daha büyük deprem riskine göre. Dolayısıyla biz bu zorunlu sigortayı yaptırıyoruz ama... Evimizi sel bastığında ihtiyari konu sigortamız yoksa biz bu zararımızı karşılayamıyoruz gibi şikayetler vardı. Dolayısıyla bunu da dikkate alarak işte artan doğal afetleri de dikkate alarak bu DASK'ın zorunlu afet sigortasına yani zassa dönüşümü konusunda bir takım çalışmalar başlatılmıştı. Bu çalışmalar açıkçası tam olarak henüz tamamlanmış değil. Yani ikinci mevzuatı düzenlenmiş değil ve meclise bir yasa olarak da bunun çıkıyor olması lazım bu düzenlemelerin. Dolayısıyla biz hani bir Temmuz'a kadar bunun yetişip yetişemeyeceği konusunda endişelerimiz var. Eee Aynı zamanda da bu düzenlemeler yapıldıktan sonra, kanun çıktıktan sonra da sigorta şirketlerinin de buna göre pozisyon alması lazım. Bir de eski DASK'la Yeni ZAS arasındaki ilişkilerin tabii devam eden poliçeler var, düzenlenmesi lazım. İşte DASK'a göre düzenlenmiş ihtiyari konut sigortaları var, onun üzerine verilen teminatlar var. Dolayısıyla tüm bu ilişkilerin, bu süreçlerin düzenlenebilmesi için açıkçası biz Türkiye Sigorta Birliği ve Sigorta Sektörü olarak uygulamanın 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girmesi konusunda görüşlerimizi zaten daha önce de Sigortacılık Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu'na bildirmiş durumdaydık. Bu görüşümüzü de buradan tekrar etmiş olalım. Ama elbette ki doğal afetlerin bu şekilde şekilde e, e, sadece deprem değil işte e, uygulamayla yeni düzenlemeyle ile depremin dışında sel, e, heyelan, e, ondan sonra çığ, dolu e, gibi diğer doğal afetler de e, teminat kapsamına Girecekler. Dolayısıyla bu bu düzenlemenin biz faydalı olacağını düşünüyoruz ama zamanlama açısından bir takım endişelerimiz var. Yoksa yerinde bir uygulama olacak. Sorunuza gelince, şimdi bu tabii Türkiye'deki deprem, evet, deprem bölgelerine sayılır. göre ve yine bu yeni eklenecek doğal afet risklerine göre açıkçası depremin, selin ve heyelanın fiyatları tarife fiyatları gerçekleşecek. Bunun üzerine de diğer doğal afetler içinde 50 lira gibi bir cüzi ek teminat taslaklarda olan buydu. Bu şekilde bir poliçe primlendirilmesi yapılacak. Aslında evet. riske göre fiyatlandırma yapılıyor olacak. Evet Ahmet Bey çok teşekkürler katkılarınız teşekkür için. Sigorta sektöründe gidişatını konuşmuş olduk. Bu güzel günde ilk evet. günümüzde Bugün de Bugün bina tamamlamaya giremedik. İnşallah başka bir programda onu da yapalım. Tamam onu tamam. da konuşacağız. Tamam. Muhakkak. Evet değerli izleyenler bugünkü konuğumuz Sigorta Portal'ında Türkiye Sigortalar Birliği Başkan Yardımcısı yardımcısı Ahmet Yaşardı. Çok kısa bir reklam aramız var. Reklamdan sonra haber turuyla devam edeceğiz.